A ve B bölümlerinde toplam x artı y uzunluk var. Hızımız 2x olduğu için böldüğümüzde süreyi buluruz 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak x artı y eşittir 4x olur. Buradan y değerini 3x olarak buluruz. İkincisinde de H2 hareketlisi deniyor. Hız burada 3y'dir. A bölümünde de uzunluk x'tir. Yol bölü hızdan zamanı t-2 olarak yazabiliriz. Burada y gördüğümüz yere 3x diyelim. X bölü 3 çarpı 3x'ten 9x olur. X'ler sadeleştiği zaman 1 bölü 9 değeri t-2'dir. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak artı olarak geçer. 2 kere 9 18. 19 bölü 9'dur. Doğru cevap A seçeneğidir.